Ay, neyse artık zaten aşılar biliyorsunuz aşılar yapılmaya başladı. Ben aşı randevumu daha almadım bu arada. Yani hala daha evde oturduğum için boş yere yer kaplamamak adına henüz daha randevumu almadım. Çünkü bu dışarı çıkmak durumunda falan filan olan insanlar varlar ya, bir bekleteceğim bakayım şu aşımı. 18 Temmuz'da bitiyor bizimki ve 10 Ağustos'ta da 10 Ağustos'ta tekrar başlıyor. Okulun şeyi de çok bir karıştı. Yani okulların takvimleri de aşırı aşırı karışmadı mı? Çok karıştı hem de. Sınavları ne zaman? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Sınavlarla ilgili herhangi bir bilgim yok daha doğrusu. Ya normalde aşı çıktı da şimdi ben çok dışarı çıkmıyorum, gezmiyorum, tozmuyorum, bir şey yapmıyorum. Evde oturuyorum. Yani evde otururken de nereden bulaşacak dedi insan bir düşünmüyor değil. Yok bekletme Pelin, olabildiğin an ol, ne kadar çok o kadar iyi sıra falan beklenmiyor. Ya sıra zaten herhalde beklemem diye tahmin ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla çok çok iyi şey yapmışlar. O sistemi oturtmuşlar. Çoğu giderler. Sadece tek problem birkaç zamandır sürekli şey duyuyorum insanlardan. İşte ne bileyim kolumda çok fazla ağrı var. Başımda çok fazla olan. Bende bir de migren de var. Bir de benim mükemmel bir biliyorsunuz ki şeyim olduğu için, alerjik bir yapım olduğu için bilmiyorum. Aşını bekletmesen iyi olur. Randevu almadan gidene bile yapılıyor şu an. Ay o zaman ben alayım. Seçme şu an. Şimdi almadım öpeyim. Bir anda şimdi çat diye yayında alayım bence. Çok iyi fikir. Ben Sinovac vurdurmayı düşünüyorum ya BioNTech yerine. O da şeyden dolayı tamamen benim doktorum ta Ankara'ya gittiğimde bir şey olduğumda efendim bana bakıldığında dediğinde hani senin hani alerjik yapın daha yüksek olduğu için hani Pelin mümkünse Sinovac ol demişti bana. O yüzden eğer seçebilirsem Sinovac seçmeyeceğim. Eğer olamazsam BioNTech olacağım zaten. Sinovac Amerika ve Avrupa tarafından kabul edilmiyor. Neden şu? Sebep? Niye ya? Sinovac grip aşısı mı? Ama dediğim gibi yani alerjik durumum olduğu için bir de ben doktora danışıp da hani şey yaptım efendim. Bunu bilen, zaten bilen birisine sordum işte onu diyorum ya. Sinovac alan Avrupa'ya giremiyor. Niye ya? O bu da aşı değil mi? Aman zaten ben Avrupa'ya mı gidiyorum? Boş ver. Avrupa'ya mı gidiyorum? Benim gittiğim maksimum hani maksimum Avrupa, İstanbul Avrupa yakası yani. Max yer orası. Hani çekim bekim olayım Maslak'a gitmek gibi, anladın mı? Maksimum oraya gidiyorum ben. Ya başka bir yere gitmediğim için hala benim için çok da problem ve sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Sinovac'ın sadece öyle bir söylentisi var. Doğruluk payı sıfıra ben. Ha doğruluk payı yok mu? Okey o zaman. Ben gideyim de randevumu alayım. Yarın alayım o zaman ben randevumu. Gideyim aşım olayım ya. Gideyim aşım olayım. Aynı zamanda bütün esprileri de kaçırdım yani. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? En geç bana çıktığı için ben bütün esprileri de kaçırdım. Hacı da gidemiyor Sinovac. Ne yapalım? Bir de Sinovac yok. Bildiğim kadarıyla evet bu arada hakikaten Sinovac yok. Çekim demişken Pequeen belgeseli. Ya Pequeen belgeseli değil aslında. Yayıncılık belgesi ya. Yayıncılık üzerine. Her yıl giderdim maça. Türk kötü. Sana her yıl gidebildiğin umre. Bir kere hacca gittim. Bir daha gidemiyorum. Hani bir kere de umre onun adı. Her sene gidebildiğin. Sinirlerimi bozdun Erancan ya. Allah Allah. Çin'de Sinovac dışındaki aşıları kabul etmiyormuş. Avrupa'da Sinovac olanları kabul ediyor. Ya böyle bir mantık mı var? Ben bunu gerçek olursam kesin ve net bilgi mi bu? Kesin ve net bilgi mi? %100 mü? Var mı mesela yani Almanya'nın giriş kapısında Sinovaclılar giremez mi yazıyor? Sonuçta BioNTech çıkmadan önce çoğu insan Sinovac vurulmak durumunda kaldı yani. Yazılıyor mu gerçekten şeyde? Kendimi şu an Melek Yargıcı'nın İngilizce videoları gibi hissediyorum. Balım aşılar için sen nasıl hissediyorsun?
Ya bir şey olarak hissetmiyorum. Ya aşıyı şimdi bu arada o kadar çok bekledi ki bir anda bu yaş grubuna inmesi böyle beni anormaldi. Ben kendimi çok çok sıkıyorum çünkü yani bu pandemi sebebiyle malumunuz. Avrupa İlaç Komisyonu Sinovac üzerinde araştırma yapıyor. Aman gideriz BioNTech'imizi vururuz sonra da yaparız Almanca şakalarımızı mutluluklar dileriz. Nedir? Nedir yani? Ben korkuyorum başta. Ben aşıdan korkmuyorum ama benim iğne fobim var. İnşallah ben bayılmam mesela. Şey olduktan sonra. Ne denir ona? Aşıyı vurulurken. Anormal bir aşı fobisi var yani çünkü ben de öyle. Ya aşı değil, iğne. İğne vurduramam, kan aldıramam, ağlarım. 10 dakika, 15 dakika boyunca ağlarım iğneden dolayı. İşte kanım alacak olan hemşire falan filan böyle cinnet geçirir, o raddeye getiririm. Çok evet baya baya korkuyorum. Normalde aslında bunun için şeye gitmek gerekiyor. Hani psikoloğa gitmek gerekiyor. Ama yok. Hemşireye söyle aşıyı yaparken seni lafa... Yanımda birinin olması lazım. Elini tutma. Ben bir kere hiç tanımadığım bir insan elini tutmuştu mesela bir kadının. Ta üniversiteye geldim ilk sene. Kan aldırmaya gittim işte. Hani kan alacaklar tahlil için. Çok hastayım. Orada bir tane kadın vardı. Ben ağlıyordum. Şey dedim böyle hani dedim elinizi tutabilir miyim dedim ben oraya bakmasam siz benimle konuşsanız. Mesela hanımefendi elini tutup böyle ağlamıştım saatlerce kan alınırken. Hemşire kız da sürekli şöyle ama bu hiç normal değil sizin psikoloğa da görünmeniz lazım diyordum. Ben ağlamaya devam ediyordum. Piercing yaptıramam. Yıllar önce çok çok uzun yıllar önce kulaklarım delindi işte bir tek. Onun dışında hiç. Piercingmiş, dövmeymiş. Yapamıyorum yani. Gerçekten yapamıyorum. Tahmin edeyim. Görmeye tahmin edemiyorum ki. Profesör Doktor Murat Aksoy YouTube kanalında hem BioNTech hem o karşılaştırması hem de aşı pasaportları ile ilgili bilgi verdiği bir videoyu izleyebilirsiniz. Aa! Murat Aksoy şey değil mi? Yakışıklı hocam. Bir dakika dur bekle. Murat Aksoy. Allah'ım aylar sonra önüme TikTok videosu düştü. İnanamıyorum. Önüme TikTok videosu düştü. Nereden düştüyse sanki. Aşılar işe yaramayacak. İlaç üretecekler. Zorunlu kullanacak. Yani aşılar işe yarar bu arada. 10 dakika video bir gün bulamadıysan hiç gerek yok Mehmet'im ya. Ben daha sonrasında bunu kendim izlerim olmadı. Kendim de izleyebilirim. Ben de iğneleri sevmiyorum ama kan alırken ya da aşı olurken hep bizi izleyemem. Mümkün değil izleyemem. Aa çıktı mı onun ki? İlk savalim onu bilmiyorum ki Narakan'ın çıktığını. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dur bakayım. Naraka. 129 lira mı? Hocam değer mi peki? Ben de Sinovac şu anda yok diye biliyorum bu arada. Evet gerçekten demosu çıkmış. Oyunda 12 Ağustos'ta çıkıyormuş. E Mehmet atsana o zaman bir video bir bakak ya neymiş ne değilmiş. Kimler vuruldu bu arada aşı? Haydi o zaman bir anket gelsin. Aşı mı oldum BioNTech, aşı mı oldum Sinovac? Henüz aşı olmadım. Bir de aşı karşıtıyım. Dört seçeneği de bir koysanız da çok merak ettim. Bekle bekle şey anket açtıracağım direkt anketten. Şim yok tehlikeli. Ben aşı olmadım diye ailemin yanına gidemiyorum. Of. Açalım efendim. Aşı oldum. BioNTech aşı oldum. Sinovac. Henüz aşı olmadım. Aşı karşıtı ya. Tetimizde aşı karşıtı var mı? Çok merak ediyorum. Muhakkak ki vardır da. Moderna. O ne abi? Bilmediğimiz bir aşı daha mı var? Sağlıkçıyım o yüzden Sinovac oldum. Ama seçme şansım yoktu. Evet ailenizin bir işçisi. Bu arada bildiğim kadarıyla sağlık çalışanların hepsi neredeyse Sinovac oldu değil mi? Ya nasıl yazdığınız önemli değil şu anda. Notlar şeye bakıyorsanız. Sinovac nasıl yazılır? BioNTech nasıl yazılır? Bakıyorsanız bakmayın. Direkt açın. Gerilmeyin. Ha? Evet. Şu anda anketimiz başladı efendim. Aşı oldum BioNTech, aşı oldum Sinovac.
aşı karşıtıyım, aşı olmadım. Ben hala bekliyorum büyük ihtimal BioNTech çünkü Hollanda seçim yaptırmıyor. Ha. Ama Hollanda tabii düşününce implant ve silikonları etkisiz hale getiriyor dediler. Bir ara korkuyorum. Yok canım. Korkma korkma Meriden Aksi'ye. Ya detaylı inceleme varsa eğer zaten dur şimdi bakarız beraber ya. Şimdi bakarız hep beraber. Hah buymuş. Bu ara bana en çok sorduğunuz soru BioNTech aşısı için randevu aldım. Hocam pıhtı riski var mı? Çünkü evet çalışmaların başlangıcında hiç böyle pıhtıdan falan bahsedilmiyordu aşı çalışmalarında. Ama ne zamanki Şubat ayına geldik. Şubat ayında bazı kişilerin aşı sonrasında pıhtıyla karşılaşmış olduğunu hatta bazılarının maalesef bu nedenle hayatını kaybetmiş olduğunu öğrendik. Peki hangi aşıyla daha fazla oluyordu? İlk bizim hayatımıza bu aşıyla ilgili pıhtı hadisesi... Çetimizde aşı olmuyor. 3000 küsür insan var ya. Sırf benim çetimde yani. Bu daha büyük bir çetle yapılsa mesela şu var ama kim bilir ne çıkacak. BioNTech olanlar 226 kişi. Sinovac olanlar 56 kişi. 221 kişi aşı karşıtıymış. Niye aşı karşıtısınız ya? Ne oldu? Sebebiniz ne? Yapmayın. Etmeyin, eylemeyin. Dur şöyle şey yapayım. Şuraya çekeyim. Bakın insanlar hayatlarını kaybediyorlar bu hastalıktan. Sevdiklerini kaybediyorlar ediyorlar. Aşı olmadım birinci sırada çıktı efendim. %7 çetemizin %7'si aşılı kendileri BioNTech tercih etmişler. %1'imiz sadece Sinovac olmuş. Sadece %1'imiz. Chat'ten bahsediyorum hani şu anda. Ve chat'imizin %6'sı oy verenler içerisinden aşı karşıtıymış. Sebebini gerçekten merak ediyorum aşı karşıtlığının. O yüzden sordum. Ya çünkü şöyle düşünün. Çocukluğunuzdan itibaren bir ton aşı vuruluyorsunuz malumunuz. Mesela ben geçen gün e-nabıza girdiğimde baktım, bir küçük bir bebişken aşılar olmuş. O %1'de beni değil mi? Caner sen aynı zamanda yüksek ihtimal chatimizdeki sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, belki doktor varsa bilmiyorum. Sanmıyorum aslında doktor olduğum. Var mı ki doktor chatimizde? Hiç fikrim yok. Ya birkaç tanesini biliyorum hani ben. Kendileri şu anda şey pratisyen hekim. Yanlış bilmiyorsam eğer. Hani tanışmışlığım etmişliğim de var. Yok herkes ben demez buna. Buna herkes demez. Ya ama bir taraftan yani şunu da söylemek istiyorum. Özellikle aşı karşıtı insanlar için. Yani sağlık çalışanları artık bıkmış durumda, bezmiş durumda bu insanlar. Bu insanlar 1,5 senedir evde de değil hastanede bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlar. Kim bilir kaç kez Covid oldular ettiler. Kimisi atlatabildi, kimisi asla atlatamadı malumunuz. Artık birazcık yani mantık çerçevesinde hareket, biraz değil abi hatta mantık çerçevesinde artık hareket etmek gerekiyor. Aşı karşıtlığını ben gerçekten anlamlandıramıyorum. Tabii ki de bu çok geçmişten gelen insanların korkmasına etmesine sebebiyet veren ne yazık ki bazı kötü sonuçlarla karşılaşılmış olan şeyler yaşamış dünya. Ama insanlık eğer ki bugüne kadar aşılar bulunmasaydı, bilim bulunmasaydı bu noktaya da gelemezdi. Bunu da kabullenmek lazım. İçtiğimiz ilaçların yan etkileri. Evet, doğru. İçtiğimiz ilaçlar gibi hani bazı antibiyotikler çok daha şey yani. Çok daha zararlı insanlar. Hele ki yani bu çip muhabbetine inanmak daha da kabus. Evet, Covid-19 aşıları. Aa! AstraZeneca, Johnson Johnson, BioNTech, Moderna, Sputnik. Ben bilmiyorum. Gerçekten bu kadar aşıyı bilmiyordum. AstraZeneca Oxford aşısıyla girdi. Ses az biraz ama benden kaynaklı değil. AstraZeneca aşısıyla ilgili olan bu tür
pıhtı hadiseleri bildirildikten biraz zaman geçtikten sonra da Johnson & Johnson'ın ürettiği aşıda da benzer problemin olabileceğini gördük. Burada iki aşının ortak özelliği neydi? İkisi de viral vektör aşı. Ne demek viral vektör aşı? Şimdi normalde biz biliyorsunuz birkaç aşı çeşidi var artık. Geleneksel aşı metodu ki Sinovac bunlardan bir tanesi. Hani virüsü alıyorsun, zayıflatıyorsun, direkt kişiye enjekte ediyorsun. Olay bitiyor, aşılanma gerçekleşmiş oluyor. mRNA aşıları var. İşte spike protein dediğimiz o virüsün başak proteinini kodlayan genetik materyali sentetik olarak alıyorsun. Hop, buraya aşı yapıyorsun. Veya bir tane daha var işte, viral vektör aşılar. Yani viral vektör aşıda da virüsün belli bir bölümünü alıyorsun. Başka bir adenovirüs dediğimiz virüsün içine yüklüyorsun. O taşıyıcısı oluyor yani. O genetik kod... Hocam hangisi çipli olan? İçine... Hocam içerisine SSD yerleştirilen hangisi? Şimdi onu söylerseniz. Kodu alıyor bu sefer aşı olarak. Onu yapıyorsun. Viral vektör aşı da bu. Şimdi hem AstraZeneca hem de Johnson & Johnson'ın ürettiği Johnson Johnson viral olabilir. Vektör aşı. Özellikle İngiltere'de tabii Oxford aşısı daha fazla kullanılmış olduğu için oradaki veriler biraz daha önem taşıyor. Hoş, bu iş çıktığı zaman biraz böyle Norveç çok ön plana çıktı. Neden? Çünkü Norveç'teki oran çok yüksekti. 26 bin dozda bir olarak tanımlandı. Bayağı yüksek bir orandı bu. Onun üzerine Norveç zaten askıya aldı. Şimdi bakalım AstraZeneca Oxford aşısının en fazla uygulanmış olduğu Birleşik Krallık'taki durumlar ne? Şu an önümde Birleşik Krallık Parlamentosu'nun bir raporu var. Bütün yapılan aşıları ve görülen işte pıhtı hadiselerin özetini burada geçmişler. Öncelikle şunu söylüyor, diyor ki 9 Aralık 2020 ve 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında İngiltere'de toplam 30.8 orada milyon yine vuruluyor ya onun konuda. Ben bittim şu an. Diyor. Ve burada diyor 260 vaka belirlendi. Pıhtı gelişmiş olan. Pıhtı gelişmiş olan vakalara baktığımız zaman hani ne kadar görülüyor derseniz. Kalktı. Milyon doz başına 10.9 görülüyor. Ama burada bazı alt grupların biraz daha riskli olabileceğini ifade ediyor. O da şu. Mesela 50 alt yaşın üzerinde hocam, bu pıhtı görülme hadisesi 100 binde birken 50 yaşın altına baktığınız zaman 50 binde 1'e düşüyor. Yani gençlerde biraz daha fazla görülüyor. Yine kadınlarda bu oran biraz daha fazla görülüyor. Özellikle burada önemli noktalardan bir tanesi. Hocam tabii, Oxford biz zaten olamıyoruz. Kadınların ve gençlerin biraz daha risk altında olması. Muhtemelen bu nasıl oluyor derseniz. Ya Türkiye'de şu anda BioNTech ve Sinovac olabiliyorsun. Hatta şu anda Sinovac'da olamıyorsun, BioNTech'de oluyorsun. Asıl ben şimdi şunu düşünüyorum. Yani birkaç biliyorsunuz ki 6 ay sonra mıydı ikinci dozu vurdurmamız gerekiyordu? 3 ay mıydı süresi? Ne zamandı? ...45 gün sonra ikinci dozu olacağız, tamam. Bir ay, iki... Oğlum herkes farklı bir şey söylüyor şu an. Sputnik'te mi var şu anda? Ben hiç sevim Sputnik olmam. Ben Almancı dil paketi istiyorum. Ama dediğim gibi ya, benim doktorum benim Sinovac olmam gerektiğini söyledi. O da şey işte, dediğim gibi benim daha fazla alerjik bir yapımın olması, işte alerjenleri daha fazla etkilemesi falan filan, BioNTech'in öyle bir şeyler söylendi bana. Ha ama dendi eğer ki hani sıkıntı olacaksa, hani problem yaşanacaksa, yani o zaman hani bulamayacaksan, edemeyeceksen BioNTech'te olabilirsin dendi bana. Abla hangisi daha iyisi olur? Yani aşıdır bu günün sonunda. Aşıdır. Bir ay sonra ikinci doz, 6 ay sonra tekrar olacağız. Hah, doğru, doğru. Hocam direkt olarak BioNTech'e geçmemiz mümkün müdür? Oxford aşısı biz olamıyoruz çünkü. O da şunu söylüyor, diyor ki platelet faktör 4 denen bir faktör var, pıhtılaşma faktörü var. Bu faktör trombosit dediğimiz pıhtı yapan hücrelerin üzerinde duruyor. İşte aşı buna karşı bir tetikleme yaratıyor. Hem platelet dediğimiz bu trombosit pıhtı yapan hücrelerin sayısını azaltıyor, hem de pıhtılara neden oluyor. Peki İngiltere'de bu kadar AstraZeneca ile ilişkili bir pıhtı hadisesi görüldüyse, acaba Moderna veya ne bu? Özelden attım, daha açıklayıcı, biraz kafa karıştırıyor. BioNTech ile ilgili hiçbir pıhtı. Teşekkürler yani, sağ ol Muhammed'im. Çok teşekkürler. Heh.
Koronavirüs için aşılama çalışmalarına başlandığı zaman biz de yaptığımız videolarda hep şunu söylemiştik. Yani zaten aşı o kadar kısıtlı ki hani size sorulmayacak. Pasaport konusu falan da var burada. Ama öyle bir noktaya geldik ki bugün artık randevu aldığınız zaman size soruluyor. BioNTech mi tercih edersiniz yoksa Çin aşısı mı? Tabii zor bir cevap aslına bakarsanız. Yani karar verirken herkes zorlanıyor biliyorum. Çünkü pek çok kişi beni telefonla arıyor. Hocam hangisini olmalıyım veya anneme babama yaptıracağım. Hangisini yaptırayım diye. Ben de istedim ki bu videoda iki aşıyı birbiriyle hani bir miktar karşılaştıralım. Benim ailem Sinovac tabii oldu mesela. Tabii ki iki farklı teknolojiyi birbiriyle karşılaştırmak, elmalarla armutları karşılaştırmak gibi. Doktor bir şey. Yapayım kendisi. Ama bazı noktalardan bir değerlendirme yapmak doğru olur kanısındayım. Onun için şöyle bir yöntem izledim. Ben istedim ki bir etkinlikleri üzerinde bir konuşalım. Sonra yeni varyantlara etkileri ne kadar? Hani birbirinden farklı mı onu konuşalım. Yan etkileri üzerinden pasaport konuşalım. Bir de gelecekte çok kez konuşacağımız bir pasaport muhabbeti var ya. Hani bundan sonra acaba biz seyahat ederken bir Covid pasaportuna ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı? Türkiye'nin %10'unu etkileyen bir şey pasaport uygulamaları. Onun üzerinde iki seçeneği de birbiriyle karşılaştıralım. Şimdi ilk başta hemen etkinliğiyle başlayalım. Öncelikle ilk etkinliği neydi? BioNTech'in çalışmasında iki grup yapılmıştı. İki grupta da 18 bin kişi vardı ve bir gruba aşı yapıldı, diğer gruba placebo yapıldı. 10 fazla 5 falan. Aşı yapılan grupta sadece 9 enfeksiyon görülürken placebo yapılan yani aşı yapılmayan grupta 169 vaka görülüyor. Bunun üzerine BioNTech aşısının %95 oranında koruyucu olduğu ifade edildi. Şimdi Sinovac'ın faz 3 çalışmalarının bütünü BioNTech daha koruyucu. Bir arada ifade edilmedi. Yani yayınlanmadı. Ya hocam mesela siz orada konuştunuz hani 1 dakika 50 saniye boyunca. Mesela ben hemen bakın özetini nasıl güzel çıkarttım ama BioNTech daha koruyucu. Teşekkürler. Ama bu faz 3 çalışmasında yer alan ülkelerdeki verileri parça parça biliyoruz. Şimdi mesela Endonezya'da yapılan çalışma diyor ki biz Sinovac aşısının %60 civarında etkin olduğunu gördük diyor. Ama sonra Endonezya'daki araştırıcılar diyor ki bizim burada yaptığımız size verdiğimiz veriler 1600 civarında kişinin verileri. Dolayısıyla ülkemizde 8 milyon kişinin pasaportu var. Bunların 5 milyonu hacca gitmek için alınmış. Kalan 3 milyon pasaporttan her sene yurt dışına çıkmak için kullanılan sayısı yaklaşık 800 bin. Yani ben mesela yıllarca benim yeşil pasaportum oldu. Ama kullanamadık. Kullanamadık efendim. %1 evet %1 gibi bir oran çıkıyor ortaya ki artık her şey geçmiş. Şimdi bir de malumunuz. Evet hemen bakalım. Şu anda 1 euro. Şöyle göremiyorsunuzdur falan. Allah korusun şimdi canınızı sıkamazsan var ya yerimde yatamam. Heh, gel şuraya gel. Gel. Şu anda 1 euro efendim. Yani herhangi bir Avrupa ülkesine, Avrupa Birliği'ne mensup bir ülkeye gitmek isterseniz eğer elinizdeki bir birim euro için yani orada 1 euro harcayabilmek için yani atıyorum işte mesela bir su almak için hani o memlekette cebinizden 10.37 çıkartmanız gerekiyor. Eğer ki gitmek isterseniz. Hadi diyelim ki doların geçerli olduğu mu oldu ki genel olarak zaten Türkiye'de en çok gidilmek istenen ülkeler ya Amerika'ya çok gidilmek isteniyor ya da Avrupa ülkelerine çok fazla gidilmek istiyor. Çünkü eskiden malumunuz trene atlanıp gidilenin adı neydi? Trenle yapılanın adını unuttum. Okumak adı altında burs bağlatarak gidilenin adı hani burs bağlatarak gidilip de asla okunulmayanın adı Erasmus. Ha diğerinin adı Interrail. Tamam okey. Interrail. Kanada bence yerleşmek için insanların çok çok istediğim bir yer bu arada. Avrupa'da kardeşim bozukluk var mı diye sorulunca kağıt para veriyoruz öyle bir şey. Doğru. Ha, yani en çok gidilmek isteyen Interrail mesela atıyorum trene atlayayım işte şu ülkeleri gezeyim derseniz eğer ki yani 1 euro için 10.5 lira diyelim hadi. Hadi 10 lira olsun. Sizin güzel tatlı attığınız için hadi 10 lira olsun. Cebinizden 10 lira çıkması gerekiyor. Eğer derseniz ki ben artık hani gözü karartmışım. Ben şeye gideceğim. Ne dedi ona? Hem çalışıp hem de aynı zamanda Amerika'nın
tadını çıkaracağım bir American Dream yaşayacağım. Belki hasbelkader Amerikan vatandaşı bir adamla ya da bir kadınla tanışırım. Bir de nikahı basarım şeklinde gitmek için de efendim. Cebinizden bir birim için 8.74 birim çıkartmanız gerekiyor. İsterseniz daha da moralizi bozalım mı? Bekle. Türkiye, Amerika uçak bileti. Uçak bileti. Evet bakalım. En uyguna girdik. Şu anda en uyguna girdik. Efendim ben İstanbul'dan Washington'a gitmek istiyorum. Ama ne zamana biliyor musunuz? Ne zaman hocam? Biraz da ileri bir tarih bakalım ki. Mesela atıyorum ta ben Ağustos'ta gideceğim. Hatta Eylül'de gideceğim lan. 1 Eylül'de gideceğim. Evet. Şimdiden bulabiliyor muyuz uçuş? Bir bakalım önce ona. Evet. Evet. Şu anda Eylül uçak bileti fiyatlarına bakıyorum efendim. Katar Airways ile eğer gitmek isterseniz. 3400 bu gidiş. Aktarma da var yani arada. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Bakmıyor şu anki duruma göre çok iyi. Gerçekten. O kadar da kötü değil. O kadar da kötü değil. Aktarmalı yani bir güne yakın süren bir uçuş bu arada Katar'a yürüyorsa. Eğer derseniz ki ben direkt uçuş arıyorum. Yani direkt olarak gitmek istiyorum. 5866 lira ya da efendim Amerika'ya ulaşabiliyorsunuz. Ne için tabii bu? Eylül için. Mesela şöyle yapsak şu anda. Çok acil işimiz çıktı. Yani mesela atıyorum dediler ki işte Amerika vatandaşlık dağıtıyor ama sadece 20 Haziran'a bilet bulanlar vatandaş olabilecek. Bakalım bir. Hemen bakalım. Bekleyin. Aa yine. Evet efendim. Ve deseler ki sadece Turkish Airlines'la uçanlar hani vatandaş olabilecek. 8000 liraya. 8000 liraya pazar günü vatandaş olabiliyorsunuz. Sekiz bin liraya vatandaşlık hiçbir şey. Hiçbir şey vatandaş olacaksan tam. Peki şöyle bir şey yapar mısınız? Mesela gerçekten böyle bir şey çıktı ve dediler ki Turkish Airlines'la 11 saat 5 dakika sonra 8000 liraya vatandaş olabileceksiniz. Ama 8000 liranız yok. Ne yaparsınız? Yapabileceğiniz en uç şey ne? Ya da yapar mısınız? Yoksa şey mi diyorsunuz? Olur mu lan ben çok seviyorum lan ülkemi. Ben ülkemde kalmaya devam ederim. Ne yapacağım Amerika'ya gidip diyen var mı? Ne yapılır? Kredi verilmeyen bir ortam. Kredi verilmeyen bir ortamdayız. Yok kredi yok. Koşarak Amerika'ya gitmek mükemmel. Ay. Oho. Neler neler. Ay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Abi o birisi şey yazmış yani 10 dakika bir porno çekerim onu internete yüklerim. O kadar emin ki. Yani o kadar emin ki akşama kadar 8000 elde edeceğinden. Tebrik ediyorum. Ay ben birkaç kişiyi bavula koyarım bu arada. Kaç kişiyi bavula koysam birkaç kişiye de kendim şey yapsam, biriktirdiklerimden, ettiklerimden götürsem. Kurtuluş biletiniz bende haberiniz olsun. Ben al! Ben ama şey değil mi, çekilişle.
Mesela ünlem Amerika yazarak katılabiliyorsun. Peki, hadi diyelim ki bu sefer de dendi ki Avrupa'nın herhangi bir ülkesine kapak atanlara Avrupa vatandaşlığı vereceğiz. Böylece bütün Avrupa ülkelerine ne yapacaksın? Arabana atlayıp çat 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 gidebileceksin. Kimse de senden vize istemeyecek dendi diyelim ki. Şöyle yapalım hemen. Türkiye, Almanya uçak bileti diyelim. Çünkü daha az mesafe malumunuz. Hadi oraya bir de bakalım hep beraber. Yani eğer derseniz ki yahu ben birkaç ay sonra gideceğim. Yahu ben birkaç ay sonra gideceğim. Mesela Eylül'de gideceğim desek buraya da. Bir yolcu aktarmasız İstanbul'dan bineceğiz tabii ki de mecburen. Evet bakıyoruz efendim. Bakıyoruz. Geliyor. Efendim 1 Eylül'ün bilet fiyatları 2 saat 55 dakikalık bir uçuş için. Yani ortalama 1250, 1290, 1300 diyelim hadi. Ortalama 1300. Ortalama. Eğer Eylül'de gideceğim derseniz, hani Eylül'de gezmeyeceğim. Ama dendi ki yarın bilet alan herhangi bir Avrupa ülkesine kapak atabilen herhangi bir insanı vatandaşlık veriyoruz. Sadece pazar gününe bilet bulmanız yeterli. Sizi çat diye alacağız diyorlarsa ne kadarmış? Bir de ona bakalım. Hemen bakıyoruz. Oha! Lan! Oğlum! Daha ucuz! Pazar ucuz! 15 saat mi? 18 saat aktarma mı? Pegasus'la yani yok. Ben Pegasus'la hiç uçamıyorum çünkü en son Pegasus'la korkunç bir anım var. Antalya'ya gittiğim ve gerçekten öleceğimi düşündüğüm. Böbrek, dalak, bay bayasko. Yani yok asla. Bak Pegasus deyince bile kalbim gitti yani. Kalbim sıkıştı anında. Oğlum 22 saat aktarma. Okey yani bana uyar ha bu arada. Bana uyar. Baksana. Bu ne? Pazartesi günü 400 lira. Ne diyorsun? Oğlum pazartesi günü Türk Hava Yolları ile de 400 liraya uçabiliyorsun Berlin'e. Lan! $400 hem de Türk Hava Yolları'yla. Aa, niye böyle? Oraya gidenler yanında bir şey var ya mesela Mehteran takımı gitmiş hani dönmemiş bir kısmı. Ah be, benim bir ara gri pasaportum vardı. Görevli gidiyoruz diye vermişlerdi. Keşke sabit. Niye ben gri pasaportla konvoyumdan ayrılıp kalmadım ki? İsveç'e gitmiştik öyle gri pasaportla. Peki! O zaman! Yiğitcan ve Ezel de orada değil mi? Dürüm yemeği yiyip de var. Evet doğru. Allah'ım. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye sizi orada kaçırsınlar? Deli misiniz siz? 400 liraya Sivas, değil mi? Sivas bileti ne kadar acaba 400 liraya? Orada beyti yoktur. Ay çok da umurumda kendim yapalım beytimi mis gibi. Deli misiniz siz? Bak gene Pegasus var Allah'ım. Hem de çok Pegasus var. 400 lira, 304 lira. Lan? Ay bir şey söyleyeceğim. 304 lirası olan gezi ekibi arıyorum. 304 gidiş, 304 dönüş yapsak. Hı? Ama bize lazım. Pi Allah kahretmesin. Adana İstanbul bileti 400 lira mı? Anladım. Gülmeyeceğim. Hayır gülmeyeceğim. Peki dediler ki gezmek etmek için İsveç'e ya da Norveç'e herhangi bir İskandinav ülkesine gelmek istemez misiniz? Dendi. Stockholm'u işaretliyorum. Ve yine 1 Eylül tarihini aratıyorum biletimi. 1 Eylül tarihini aratıyorum efendim. İstanbul'dan kalksın mümkünse uçağımız. Ucuz bileti bul diyorum. Şey reklamı gibi değil mi? Sanki enuygun.com reklamı almışım gibi.
Aa! Ama bak gene Pegasus. Ha, Türk Hava Yolları 1955 lira bu arada. 1955 lira 3 saat 35 dakika. Sıfır aktarma. Sıfır aktarma. Abla Montenegro'ya gidek bize lazım değil. Montenegro, Dubai. Hiçbir fikrim yok Dubai. Ama Dubai pahalı bir şehir değil mi ya? Hiç dönmemece. Gerçekten burada yani. Ben mesela gitsem buraya yüksel dönmemek üzere. İsveç, Norveç, Finlandiya. Ben İskandinav ülkesi hastasıyım. Ki ayıpta şeyden, İskandinav ülkesinde insanlar çok soğuk falan. O kadar umurumda değil ki. Çünkü ben de çok soğuk bir insanımdır. En azından tanımadığım insanlara karşı. Tanıdıklarıma çok tatmıyorum. Tanımadığım insanlara karşı oldukça soğumdur ya. Haz etmem. Sevmem ya. Komşuluk ilişkisi sevmem. Haz etmem komşuluk ilişkisinden. Yok işte komşum sana bir kahveye geleyim mi? Gelme. Çünkü sevmiyorum. Niye geleyim? Peki dediler ki İsveç'ten size vatandaşlık vereceğiz. Ama pazar günü, pazar günü efendim burada olmanız gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Neler kontrollerimi gerçekleştiriyorum beklerseniz bir saniye. Benim niye kameram mora çalıyor lan? Kimse de demiyor ki Pelin senin kameran mora çalıyor. Mora çalı gibi. Hı. Şu an normal renklere geldi lan mor olmuşum. Peki. İyi iyi şu anda. Şu anda iyi. Ben yurt dışında yaşamayı istiyorum ama çocukluğumdan beri yurt dışında yaşamak istiyorum. Çünkü onu böyle çocukluğunda gördüğünde işte ben çok küçük yaşta yurt dışına gitmeye başladım efendim. Çok küçük yaşta gittiğim için de bende Batı hayranlığı çok küçük yaşta başladı yani Enver Paşa gibi. Aşırı küçük yaşta başladı. O sebepten benim yıllardır hayalim olmuyor. Yani şeyden işte oy aman burada da yaşanmaz edilmezden değil. Gerçekten çok çok şey yaptığım için. Çocukluktan gelen bir hayranlık olduğu için. Heh dur ne diyorduk? Yarın gel yarın ağda burada işe başla dediler. Bir de işte veriyorlar. Bak işte veriyorlar videosunu dur. Şuraya yazalım hemen. İsveç. Stockholm. İstanbul'dan kalkacağım hocam. Bu arada İstanbul'dan tabii bir daha şeyde siz hesaplayacaksınız. İşte Kütahya'dan İstanbul'a kaç saatte giderim, kaç para giderim onu siz bakacaksınız. Beni ilgilendirmiyor. Bir de o var şehir içi yani. Hemen bakıyoruz efendim diyoruz ki pazar günü bineceğim. Pazar günü bineceğim geleceğim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Amerika bileti niye bu kadar pahalı lan? Burası da yani mesela pazar günü kalkacağım gideceğim desen 1368 lira. Dubai'ye de bakacağım şimdi birazdan. Ben de Güney Kore'de yaşamak istiyorum ama peki Güney Kore'ye bir eğitim programıyla beraber giden insanlar var bu arada. Almanya, Norveç, Kanada ve Japonya bu dört ülkeden herhangi bir ülkede yaşamak istemiyorum. Japonya'da bu arada şey dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi değil mi Japonya? Efendim Finlandiya'ya da bakabilir miyiz? Orası da güzel bir memleket. Yüksek ihtimal aynı civarlardadır bu arada yani fiyatları. Ay şehir dedim çok özür diliyorum. Ülke çok pardon. Çok pardon. Dilim suçtu. Yalnız Japonya ülke. Biliyoruz herhalde ülke oldu. Deli misin sen? Dilim suçtu demek ki. İşte o var yalnız vişne değil o çilek. Bir anda sinirleniyor böyle kendi kendine. Nereye bakacaktık? Dubai. Evet diyelim ki değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim. Diyelim ki Dubai'ye gitmek istedik. Birleşik Arap Emirlikleri. Hadi bakalım. İstanbul'dan kalksın bir de uçağımız. Ve yine hangi tarihe gidiyoruz? 1 Eylül. 1 Eylül 2021'e ufak bir yolculuk yapıyoruz, bakıyoruz. Lan bırak! Ukraine Intel Airlines'da 1800 lira. Pegasus 1 Eylül bu arada bu. Türk Hava Yolları 2070 lira.
Qatar Airways'te 2416 lira. Ay Qatar Airways'te bu arada uçak kazası raporundan adını çok duyduğum bir uçuş firması biliyor musunuz? Yanlış bilmiyorsam. Bilmiyorum adı da değişmiş olabilir. Otobüs yok. Otobüs olabilir bu arada. Balkan ülkelerine özellikle otobüs olabilir biliyor musunuz? Sağ ol, teşekkür ederim. Dubai'de falan oteller nasıl abi? Peki bir şey söyleyeceğim. Kendi çapımızda şöyle bir program yapsak ya abi. Hayali tatiller uydursanız. İşte mesela atıyorum. Kız arkadaşımla beraber. Pardon işte kız arkadaşımın fuck buddy'siyle beraber. İşte Zimbabwe'de tatile gitmek istiyorum. Tarih aralığı şu. Biz de alsak Discord'da bu arkadaşları. Mesela bunu söyleyen arkadaşı alsak. Ve kendisiyle beraber... Biletinden tut da kalacakları yere kadar orada onları gezdirecek şeylere ve yenecek içecek şeylere kadar ayarlamasını yapsak yayında. Nasıl? Yani Zimbabwe diyoruz. Şey demiyoruz ki. Oo, bence bu çok iyi fikir. Lan! Lan! Bu çok iyi fikir. Bu çok iyi fikir. Niye ruh hastası mıyız? Hayır, ruh hastalığından değil. Tamamen keyfi. Tamamen kıçımızın keyfine yani. Eylem, oğlum çok eğlenceli lan. Düşünüyorum birlikte bilet bakıyoruz, kalacak yer bakıyoruz. Aa, harika. Harika. Bence çok iyi fikir. Mesela Dubai'de otel fiyatları ne kadar? Bekle dur şimdi. Dubai otel fiyatları. Mesela şöyle atıyorum Yozgat'ta kız arkadaşımla beraber turistik gezi yapmak istiyoruz. Oğlum daha önceden otel arattığım yerlere şeyleri çıkmaz mı şimdi? Aa mesela Radisson Blu Dubai var 800. Oğlum Türkiye'de yok lan bu fiyata dalga mı geçiyorsunuz siz? Mesela Radisson Blu Türkiye'de kalmaya çalışsan bu fiyat değil. Birkaç katı. Şaka yapmıyorum. Tam CS ile yapılacak içerik. Ben de aynı fikirdeyim. Ben bunu Can abiye bir sunacağım. Ha, Pequin Turizm. Bak. Bak bir söyle. Cahil turizm. Sen bir turizm cahili. Müthiş ufak bilgiler. Oha Can abiyle bunu yapsak, kameralı falan yapsak arkadaşı Discord'da bence mükemmel olur biliyor musunuz? Çıkın çıkın gelin. O da olur bak, o da iyi. O da gayet iyi fikir. 614 lira. Bu ne abi? Dubai Mina. Aa, bir de şey bütçeyi de söyleyeceksiniz ama. Bütçe de vereceksiniz. Hani bütçemde bu diyeceksiniz, anladın mı? Kesin göndermeyeceğim, deli misiniz? Aa! Bir dakika! Bir saniye, sizi hiçbir yere göndermeyeceğim bu arada. 0 lira. Bütçe 0 lira. Bu aralar şey muhabbeti dönüp dönüp duruyor ya, var mısın yok musun böyle 1 lirayla 2 lirayla kalan bir tane hanım var. Onun fotoğrafını paylaşıp şey deyip duruyorlar işte, tatiline gitmeyi planladığım arkadaş grubum bütçesi. Ay. Ben haber olurum. Eksi 1500 krediden mi yedin? Üniversite kredinden mi yedin? Ne yaptın? Eksi 1500 içeride olman için bu yaşta öyle bir şey olması lazım. Yurt dışına çıkma koçları olsun. Biz onlara başvuralım. Bize yardımcı olsunlar. Biz de para verelim. Psikologdan daha etkili. Bak size ne diyorum. Şimdi şöyle iki tane alanında hiç uzman olmayan insan olarak biz oturacağız. Tamam mı? Bize şey gibi, Jet Fadıl gibi düşün kendini. Bize hayali tatil yaratacaksın. İşte şu kişiyle gideceğim. Şu tarihlerde gideceğim. Şuraya gitmek istiyorum.
Biz de oturup şu kişiyle gidilecek, şu uygunlukta, şu tarih aralığında. Bunu çalamazlar. Bunu ben söyleyeyim. Bunu çalamazsınız. Ben söyleyeyim. Ben bir fikir babasıyım. Ben Twitch'in Acun Ilıcalısıyım. Formatsa bekle. Anladım yani. Yayından önce biz de sizi Discord'dan alacağız. Mesela atıyorum şey mi geldi? Mahmut mu geldi? Diyeceğiz ki Mahmut'um. İşte sana atıyorum Sheraton Dubai Creek Hotel ve Towers'tan bir oda tavsiye ediyorum. Ama şey böyle mesela işte hiç mi gelirin yok? Ya mesela gelirin yoksa hani ne olarak tavsiye vereceğiz? Mesela diyeceğiz ki abi hani uçağa merdivenle binmeye çalışıyorsun. Hemen giriyoruz mesela. Merdiven fiyat. Bak, merdiven fiyatları. Bekle, alışveriş. Merdivenler 129 lira abi. A101'de mi en uygunu bunun? Mesela. A101'de ne var? 129 liraya merdiven var değil mi? Merdiven alıyorsun. İşte uçakta bir şey tamir edilecek falan gibisine geçiyorsun o kapıdan. Tamam. Girdin o kapıdan. Daha sonrasında bir aşağı koltuğun altına bir yere falan filan hani sabitliyorsun kendini. Ya da tuvalete de kilitleyebilirsin. Bak o da mantıklı. Ben bunu Can abi açacağım bu fikrimi. Benimle yapmazsa ben oturup tek yaparım. Evet işte havaalanı müdürü oraları iyi sil dedi. Anladın mı? Onu da alamazsan yani çalarsın apartmanın bodrum katında falan muhakkak vardır oradan çalarsın. Çalarsın oradan gidersin uçağa bindin. Uçağa bindikten sonra işte hani sanki hani uçaktanmış gibi davranıp edip. Bir şey bu denenebilir ha. Bavul taklidi. Birisi sizi tutsun abi havaalanında sürüklesin. Yerden yere vursun. Yerden yere vursun sizi. Ha sizi buradan alıyoruz Yozgat'a götürüyoruz. Yani Yozgat'ta mesela kültür tatili de olabilir anladın mı? Yozgat'la ilgili bilgilere erişmeye çalışırız. Gezeceğiniz yerlere bakmaya çalışırız. Bu oldukça güzel fikir. Ben bu fikrimi beğendim.